Arkadaşlar, bugün sizler için Ramazan pidesi yapacağım. Ama benim yaptığım Ramazan pidesi biraz farklıdır. Çünkü acılı Ramazan pidesi yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. İsot, bağışıklığını yükseltir. Kan dolaşımını hızlandırır. Bağışıklığını yükseltir. Vücut direncini arttırır. Yorgunluğu giderir. Yani vücudun yorgunsa yorgunluğu da bile giderir. Yani mutluluklar isotta olduğu için dediğimiz gibi yediğimiz ekmekte bile isot koyacağız. İsotta güzel bir Ramazan pidesi yapacağım. İnşallah size bir de bir kadına bakacağım. Gerçekten ilk defa yapıyorum. Ben çok acı hissettiğim için dedim ki ekmek acı isotlu Ramazan pidesi yapacağım. Değerli arkadaşlarım için. Siz de bu tarifi evde yapabilirsiniz. Ama önce ben yedik deyip beğenirsem iftar saatinde size de tavsiye edeceğim. İlk defa yapıyorum. Güzel bir şekilde. Öncelikle böyle yarım kilogram un. Yani 500 gram un. Ondan sonra mayamız var. Bir 50 gram kadar mayamız. 50 gram kadar atıyorum içine. Böyle 200 gram kadar su koyuyoruz öncelikle. Ondan sonra bir fiske tuz, bir çay kaşığı kadar. Bir 15 gram toz şeker koyuyoruz. Ondan sonra tereyağını böyle göz ayarı gösterdiğiniz kadar bunu da ben böyle bir yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar koydum. Isot koyuyoruz, 1 yemek kaşığı siyah isot. Pidemiz de hazır, efsane olmuş. Pidemizi de yaptık, şimdi yiyeceğiz. Gerçekten efsane olmuş. Güzel, gayet güzel olmuş. Yani acı severler için bundan sonra herkes acılı pide yiyebilir.